Selam arkadaşlar, Mis Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Harika bir tarifle geldim yine sizlere. Fırınsız, elektriksiz, tavada çikolatalı, muzlu bir kek yapacağız hep beraber. Hadi yapım aşamalarına geçelim. Yoğurma kabımıza 3 yumurtamızı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserimizde köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar güzelce mikserimizde çırpıyoruz arkadaşlar. Mikserimizi bir kenara kaldırıp 2 yemek kaşığı kakao şöyle yine çırpıcımızla güzelce karıştırıyoruz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı da un ekleyip çırpıcımızla güzelce pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Evet, hamurumuz hazır. Kek hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Teflon tava veya granit tavada kullanabilirsiniz. Her tarafını margarin ya da tereyağıyla yağlıyoruz. Altına ben bu şekilde güveç tencerelerde kullandım. Bu aparatı koydum. Siz yoksa eğer 4-5 kat alüminyum folyoyu katlayıp ocağınızın altına koyabilirsiniz. Şimdi kek hamurumuzdan bir parça tavamıza ekledim. Şöyle kaşık yardımıyla güzelce de düzlüyorum arkadaşlar. Ve dilimlemiş olduğum muzları şimdi kek hamurumuzun üzerine ekliyorum. Bir tane muz dilimledim. Kalan kek hamurumuzu da tavamızın içine tamamen boşaltıyoruz arkadaşlar. Kapağını da kapattıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat boyunca söylediğim gibi kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Kesinlikle kapağını asla açmayacağız. Evet, kekimizi kontrol edelim. Çok da güzel kabarmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bir kürdan testi yapalım. Sonuna kadar batıralım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz çıktı. Tavada biraz ılıdıktan sonra kekimizi servis tabağına güzelce ters çeviriyoruz. Ve sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi üzerini süslemeye geldi. Güzel bir çikolata sosu hazırlayalım. Yarım paket sıvı kremaya, yani 100 gramlık sıvı kremaya 80 gram bitter çikolata ekledim. İçinde eridikten sonra sıvı krema, bu arada kaynama noktasına geldikten sonra içine çikolatayı ekliyorum. Eridikten sonra da gördüğünüz gibi kekimin üzerine döktüm. Biraz bekledikten sonra da şöyle güzelce üstünü süsleyelim. Evet, gördüğünüz gibi fırınsız, elektriksiz çok da güzel kek yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi güzelce bir dilimleyelim. Hemen size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, spatula yardımıyla alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da güzel kabarmış. İçi de çok da güzel pişti. Hemen sizinle iç kısmını da paylaşayım. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.